Salam Meleğiçim. Salam. Size kim lazım mıydı? Bana Gültekin lazım mıydı? Gültekin burada yoktu. Nazara gelin. O sizin elinize gerekti ki. Eleşme var. Buyurun, geçin eleşme. Çok sağ ol. Ananız bilmişsiniz ne vakit gelecek? Ele biraz var gelin. Bilmiyorum ne vakit gelecek. O sizin elinize gerekti ki. İşittim Gültekin artık depresyadan çıkıp işine geldim. Çok sevindim. Axı o bir neçə ay evvel depresyaya düşmüştü. Ne yemek yiyirdi, ne içirdi, ne işe gelirdi. Oturup kalmıştı evde, fikir içinde. Bunu size kim dedi? Bacıların dedi, Gültekin şoktadır, işe de gitmir. Bak böyle dediler bana. Ben de bir iki defa geldim bura. Dediler yoktur dedi Gültekin. İşe gelmiş. Bu hiç şoktu olabilmez. Niye ki? Size yanlış malumat verirler. Ben iki aydır ki onunla bir yerde kalırım. Ama o bir de böyle olsun işinden kalmayayım. Ona veririm istirahat günlerinden başka. Demeli... Olan beni aldadı be. Siz kimsiniz abi? Onu niye aktarırsınız? Ben Gültekin'in geçmiş hayat yoldaşı Taktik Hasanov. Nece nece? Onun geçmiş hayat yoldaşı? He. Bura bak! O cür kadına iftira atma! Gültekin'in neyi olmasa da namusu gayreti var. Onun indiye kadar bir er olur. O da Gül Mehmet. Görünür o sizi aldadıp. Sen ne danıştın sana kişi? Biz 5 yıl evvel onunla aile kuranda bana dedi ki ben Bakı'da kızım. Hiç kadara gitmemişim. Düzdü ben sonradan hissedelim ki o yalan danışır. El oldu ki bir defa biriyle rastlaştım. Beni tanıdı. O bak eşitmiş ki Gültekin evvelki erinden boşanıp Flankes'le aile kurup, yani benimle. O adam da Gül Mehmet'in yakın tanışıyor. Ve onda bildim ki Gültekin'in benden evvel eri olup. Ama dedi onunla zaks olmayıp evvelki eriyle. Molla Kəbliyle evlenirler. Sen ne danıştın sana kişi? Kulaklarını aç, yaxşı yaxşı eşit. Benim anamla atam resmi nikahla evlenirler. Bəs sanama şaraptın. Dur sürüş buradan. Demeli siz onun kızısınız. Bəli. Ama ben sizi hiç görmemişim. Biz 5 yıl evvel onunla evlenmiştik. Onda siz haradaydınız? Ben bu vaxta kadar yeni yetmelerin koloniyasındaydım. Nice nice? Yeni yetmelerin koloniyasında? 5 yıl hapishanada kaldım. Niye düşmüştünüz hapishanaya? Atamı bıçaklamıştım. Niye ki? Günahı neydi? O anıma zulüm eliyirdi. Her gün onu dövürdü. Bir defa bıçağı götürüp cumdu anamın üstüne. İstedi onu öldürsün. Ben bıçağı atamın elinden alıp kalbına soktum. O yıkıldı. Hastahana yapardık. 6 ay komada kaldım. Bes. Sizi polisi kim şikayet eledi? Anam Gültekin. Niye ki? Demeli anamın planları var imiş. İndi mənə məlum olur. Məni hapishanaya attırıp kimdense aile kursun ve hiç vaxt ərə gitmediğini ona bildirsin. O da sizsiz. Maymak bir adam. Ben maymak olmasaydım kızını hapishaneye attıran bir kadınla evlenmezdim. Tesavvür edin ki atam komada ola ola anam senetlerini toplayıp ondan boşandı.
Bəs o atanızın aqibəti necə oldu? Və komadan ayrılandan sonra nə edir? Bilmirəm. 5 il müddətində nə anamdan xəbərim olub, nə də atamdan. Hə, o vaxt xəbəriniz olmayıb. Heç onları axtarmamışam da. Onlar da mən axtarmayıblar. Deməli, nə sən onları axtarmışsan, nə də olarsan. Həbsxanadan çıxandan sonra öyrəndim ki, atam gedib Rusiyaya. Rusiyaya gedib, hə? Bəli. 2 ayda haradaydınız? Mən niyə sizi görməmişəm? Elə mən 5 aydır ki, ananızdan ayrılmışam. Mən bilirsiniz, Gültəkindən boşanandan sonra o sənəd var boşanma haqqında. Onun birini mənə verdilər, birini Gültəkinə. O özünkün götürdü, amma bir müddət sonra başımı ağrıyıb mənkin də qapazdadım. İndi mən o kağızı ondan alamıram. Maymaq bir adam. Elə ona görə gəlmişdim. Həm hal-əhval tutum, həm də kağızı ondan istəyim. Mənim ilk həyat yoldaşım 5 il əvvəl xaricə getmişdi. Biz onunla boşanmışdıq. 2-3 ay əvvəl öyrəndim ki, gəlib. Neçə aydır elə onu axtarıram, tapa bilmirəm. Sizin açığı ilə istəyirəm ki, əvvəlki həyat yoldaşımdan, yəni Məlahət Alagözlə yenidən barışım. Bu kağız da ona görə lazımdır ki, o yan bu yan ləsə göstərim ki, Gültəkindən boşanmışam. Bəs anam gəlməyəcək? Dedim ki, bilmirəm. Eybi yox. Mən gedim. Sonra gələrəm. Bir halda ki, artıq işinin başına keçib. Gəlib bir gün istəyərəm o kağız ondan. Dur, çıx get burdan. Əsəbləşdirmə məni. Yaxşı, yaxşı. Əsəbləşmə, qızım. Gedərəm. Sağ ol. Sağ ol.